İkinci dereceden denklem videosuna hoş geldiniz. İkinci dereceden denklem kulağa karmaşık gelebilir. Hatta denklemi ilk gördüğünüzde sadece kulağa karmaşık gelmiyor, gerçekten de karmaşıkmış diyebilirsiniz. Ama umarım ki bu sunum boyunca öyle olmadığını anlayacaksınız. Ve gelecek sunumlarda bu denklemlerin nereden türediğini size göstereceğim. Bu zamana kadar ikinci dereceden bir denklemin nasıl çarpanlarına ayrılabileceğini gördünüz. Diyelim ki elimizde x'in karesi, eksi x, eksi 6, eşittir 0 var. Bu denklem üzerinden gidersek, x kare eksi x, eksi 6, eşittir 0. Ve siz de bunu x eksi 3 ve x artı 2, eşittir 0 olarak çarpanlarına ayırabilirsiniz. Bu da demektir ki, ya x eksi 3 ya da x artı 2, 0'a eşittir. Buna göre de x, 3'e ya da eksi 2'ye eşittir. Bu denklemin grafiği ise, denklemi f(x) eşittir x kare eksi x eksi 6 olarak yazarsak elde edilir. Yani bu eksen f(x) ekseni olur. Y ekseni size daha tanıdık gelebilir ama bu tür bir problem için, bu tarz bir problem için bu çok da fark etmez. Bu da x ekseni. Eğer ki ben bunun grafiğini çizersem, x kare eksi x eksi 6 grafik şu şekilde gözükür. Burası grafiğin f(x) eksenini kestiği nokta, yani eksi 6. Denklemin grafiği de şöyle bir şey olur. Gittikçe bu şekilde böyle yukarı çıkar. Grafiğin f(x)'i eksi 6'da kestiğini biliyorum. Çünkü x'i 0'a eşitlersek f(x) eksi 6'ya eşit olur. Bu sebepten dolayı grafiğin bu noktadan geçtiğini anlayabiliyorum. Ve biliyorum ki f(x) 0'a eşit. Yani f(x) x ekseninde 0'a eşit, değil mi? Burası 1, bu 0, bu da eksi 1. Yani burası x ekseni boyunca f(x)'in 0'a eşit olduğu yer, değil mi? Ve biliyoruz ki x'in 3'e ya da eksi 2'ye eşit olduğu bölgelerde denklem 0'a eşit. Zaten bu da burada yaptığımız şey. Belki de bu tür problemleri çözerken grafiğinin nasıl olduğunun farkında değildik daha önceden. Ama eğer f(x)'in bu fonksiyona eşit olduğunu söylersek, biz bunu 0'a eşitlemiş oluyoruz. Yani diyoruz ki, bu fonksiyon ne zaman 0'a eşit olur? Gördüğümüz gibi bu noktalarda 0'a eşit, değil mi? Çünkü burası f(x)'in 0'a eşit olduğu yer. Ve bunu çarpanlarına ayırarak çözerken yaptığımız şey ise f(x)'i 0'a eşitleyen sayıların bu iki nokta olduğunu fark etmemizdi. Ve kısa bir terim, bu noktalara f(x)'in kökleri denir. Şimdi biraz tekrar yapalım. Eğer f(x) eşittir x kare artı 4x artı 4 gibi bir denklemim olsaydı ve size bu denklemin köklerini sorsaydım, bu f(x) x eksenini hangi noktalarda keser demekle aynı şey olacaktı. Genel olarak denklemler x eksenini f(x) 0'a eşitken keser, değil mi? Eğer benim az önce çizdiğim grafiği düşünürseniz, diyelim ki f(x) 0'a eşit. Buna göre hemen diyebiliriz ki 0 x kare artı 4x artı 4'e eşittir. Biliyoruz ki bunu x artı 2 çarpı x artı 2 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Ve biliyoruz ki bu denklemlerde de x eksi 2 olunca denklem 0'a eşit olur. Denklemi çarpanlara ayırabildiğimizde kökleri bulmanın ne kadar kolay olduğunu gördük. Ama şimdi de çarpanlarına ayrılması zor olan bir denklem üzerine çalışalım. Diyelim ki f(x) eşittir eksi 10x kare eksi 9x artı 1. Ben buna baktığım zaman, ona bölsem de kesirli sayılar çıkacağını görüyorum. Bu denklemi ikinci dereceden çarpanlarına ayırmak çok güç. Zaten asıl bu noktada ikinci derece denklem devreye giriyor. Kullanacağımız formüle bu şekilde hitap ediyor olacağız ki, buna birazdan geçeceğim. Konuya geri dönersek, biz bu denklemi çözmek istiyoruz. Çünkü ne zaman sonucunun 0'a eşit olacağını merak ediyoruz. Eksi 10x kare eksi 9x artı 1. Bu denklemi 0'a eşitleyecek x değerini bulmaya çalışacağız. İşte tam burada ikinci dereceden denklem dediğimiz bir formül kullanacağız. Şimdi size matematikte çok ender olarak ezberlemeniz gereken şeylerden bir tanesini anlatacağım. Öncelikle denklemimizi genel bir şekilde yazalım. Yani ax kare artı bx artı c eşittir 0.
Bu örnekte a eksi 10'a eşit, b eksi 9'a eşit ve c de 1'e eşit. Formülümüz der ki, x değerleri eşittir, eksi b artı eksi kök içinde b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. Ve bu ifade bölü 2a. Biliyorum bu karışık, karmaşık gözüküyor ama siz bunu kullandıkça o kadar da kötü olmayacağını anlayacaksınız. Ve bu da ezberlemek için doğru bir formül. Mesela bu formülü şimdi yazdığımız bu denkleme uygulayalım. Ondan önce bir daha bakarsak, buradaki a, x karenin katsayısı değil mi? A, x kare teriminin katsayısını ifade eder. B ise x teriminin katsayısıdır ve c de denklem sabitidir. Hadi bunu denkleme uygulayalım. B nedir? B eksi 9'dur. Burada görebiliriz. B eksi 9, a ise eksi 10, c de 1, değil mi? Eğer b eksi 9 ise bunu yazalım. Artı eksi kök içinde eksi 9'un karesi ki bu da 81'e eşit. Eksi 4 çarpı a. A eksi 10'a eşit. Eksi 10 çarpı c yani 1. Ve bunların hepsi bölü 2a. A eksi 10'a eşit. Yani 2a da eksi 20. Şimdi bunu sadeleştirelim. Eksi çarpı eksi 9, 9 eder. Artı eksi kök içinde 81 eksi 4 çarpı eksi 10 var. Bu eksi 10. Biraz karışık yazdım ama özür dilerim bunun için. Yani eksi 4 çarpı eksi 10, 40 yapar. Pozitif 40. Pozitif 40. Ve bunların hepsi bölü eksi 20. Bildiğiniz gibi 81 artı 40, 121. Bu da 9 artı eksi 121'in karekökü bölü eksi 20 yapar. 121'in karekökü 11. Şimdi buraya gidelim. Umuyorum ki hala takip edebiliyorsunuzdur. Şimdi bu 9 artı eksi 11 üzeri eksi 20. İlk x değeri için 9 artı 11 üzeri eksi 20 dersek, bu 9 artı 11'den 20 bölü eksi 20 eder. Yani eksi 1. Bu köklerden bir tanesi. Çünkü burada artı ya da eksi işareti var. Diğer kök de 9 eksi 11 üzeri eksi 20. Yani eksi 2 bölü eksi 20. Yani 1 bölü 10. Bu da denklemin ikinci kökü. Eğer bu denklemin grafiğini çizersek, köklerimizin olduğu noktaların x ekseninin üzerinde olduğunu görürüz. Başka şekilde söylersek, f(x)'in, x'in eksi 1 ya da 1 bölü 10 olduğu noktalarda 0'a eşit olduğunu göreceğiz. İkinci bölümde daha fazla örnek çözeceğim çünkü kafanızı bu video ile karıştırmış olabileceğimi düşünüyorum. İkinci dereceden denklemleri kullanacağımız videonun ikinci bölümünde görüşürüz.